Bugünkü videoda mitolojide yer edinmiş aslanlardan, soyu tükenmekte olan aslanlara kadar eşsiz 8 aslandan bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırarak beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Liger. Bu hayvanlar fantastik film karakteri gibi görünüyor olabilirler ama aslında gerçekler. Liger'lar erkek aslan ve dişi kaplanın suni olarak çiftleştirilmesi sonucu oluşmuş bir türdür. Ancak aslanlar Afrika'da, kaplanlar ise Asya'da bulunduğundan dolayı bu tür doğada sıkça karşılaşılan bir tür değildir. Ne yazık ki çoğunlukla hayvanat bahçelerinde insanları eğlendirmek için oluşturulmuş gibi görünüyorlar. Çoğu Liger herhangi bir aslan veya kaplandan çok daha büyük olduğu için bir tür aşırı büyümeden müzdarip olduklarına inanılmaktadır. Bu da sürekli büyüdükleri anlamına geliyor. Bu yüzden genellikle kemik, kas ve eklem problemleri çekiyorlar. Aslan ve kaplanın çiftleşmesi sonucu genetik mutasyonlar da ortaya çıkar. Tüm bu eksi yönlerine rağmen bu hayvanlar gerçekten eşsiz bir görünüme sahiptir. Aslan ve kaplana nispeten daha büyük ve daha açık renklidir. Ayrıca kaplanlarda olduğu gibi çizgileri vardır. Genellikle 450 kilogram ağırlığında olurlar ve her öğünde 20 kilodan fazla çiğ et yiyebilirler. Melezleme ile çeşitli sağlık sorunlarına sahip bir yavru oluşturulmaktadır. Ancak Liger'ları eğlence amacından ziyade vahşi doğada görmek daha iyi olurdu. Asya aslanları. Aslanlar dünyanın en görkemli hayvanlarından biridir. Ancak bu risk altında olmadıkları anlamına gelmez. Asya aslanı sayısı gittikçe azalan bir türdür. Dünyada diğer aslanlara nazaran çok daha küçük bir bölgede bulunan Asya aslanlarından son birkaç yüz tane kalmıştır. Bir zamanlar Türkiye'den Doğu Hindistan'a kadar geniş bir alanda bulunurlardı. Ancak aşırı avlanma nedeniyle tür neredeyse yok olma raddesine gelmiştir. Şimdi sadece Hindistan'daki Gir Ormanı'nda Londra şehrinden daha küçük bir alanda bulunuyorlar. Afrika aslanlarından yaklaşık %10 daha küçük olan Asya aslanlarının kuyruklarında daha büyük bir kürk bulunur. Ayrıca karınlarında belirgin bir kıvrım vardır. Bu türün erkekleri çiftleşmeye hazır olmadıkça veya paylaşılabilecek büyük bir av yoksa dişlerden uzak yaşama eğilimindedir. Erkekler ayrıca Afrika aslanlarından daha kısa ve daha koyu bir yeleğe sahiptir. Artık onları kaçak avcılıktan koruyan birkaç orman sığınağında yaşıyorlar. Maalesef bu aslanların karşılaştığı tek sorun kaçak avlanma değil. Orman yangınları, diğer doğal afetler ve doğal yaşam alanlarını tarif eden insanlar da bu türe büyük zararlar veriyor. Asya aslanları çayırlara ve meyve bahçelerine ihtiyaç duyuyorlar. Ne var ki insanlık gelişirken bu tarz doğal alanları da yok etmeye devam ediyor. İnsanlar aslanları büyük bir tehlikenin içine sokuyorlar. Bu nedenle Asya aslanları yok olmak üzeredir. Nubiya aslanı. Nubiya aslanı diğer bir adıyla berberi aslanı bir zamanlar Fas'tan Mısır'a kadar uzanan Kuzey Afrika çöllerinde sıklıkla bulunuyordu. Onlar koyu renkli yeleleriyle hayranlık uyandıran ve bir zamanlar Fas ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinin kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen büyük bir aslan türüydü. Bu aslanlar Antik Roma Kolezyumunda gladyatörlerle savaştırılmıştır. Ayrıca Avrupa'daki birçok hayvanat bahçesinde de sergilenmiştir. Ne yazık ki bu işlemler Nubiya aslanlarının sayıca düşmesine yol açtı. Birçoğu spor amaçlı öldürüldü. Bazısı ise daha küçük bölgelere itildi. Kalan az sayıda aslan ise Avrupalı avcılar tarafından avlandı. 1920'lerde Batılı bilim adamları Nubiya aslanlarının soyunun tamamen tükenmiş olduğuna inanıyorlardı. Ancak 1960'ların ortalarında araştırmalar Cezayir ve Fas'ta hala küçük bir Nubiya aslanı sürüsünün olabileceğini göstermişti. 1922'den sonra Cezayir toplulukları bu aslanları gördüklerinden oldukça eminlerdi. Bu yüzden çeşitli doğa koruma programları bu gözlemlerin raporlarını araştırmaya başladı ve gerçekten böyle bir aslan sürüsünün var olduğu doğrulandı. Aslan alt türlerinin en büyüğü olan Nubiya aslanları omuzlarının üzerinden karınlarına kadar uzanan uzun koyu renkli yeleleriyle biliniyordu. Yelesinin Afrika'nın diğer bölgelerinden çok daha düşük sıcaklık değerlerinde olan Atlas dağlarındaki yaşam alanı ve beslenme biçimi nedeniyle bu renkte olduğu düşünülüyor. Bazı hayvanat bahçeleri hala ellerinde gerçek Nubiya aslanları bulunduğunu iddia ediyorlar. Ve hatta Çekya'da bir hayvanat bahçesinde 2019 yılında iki Nubiya aslanı yavrusu dünyaya geldi. Onları esaret altında görmek can yakıcı olsa da soylarının tükenmemiş olması hala küçük bir umut ışığı oluyor. Transvaal aslanı. En eşsiz aslan türlerinden biri olan Transvaal aslanı ismini Afrika'daki Transvaal bölgesinden almıştır. Bu aslanlar diğerlerinden biraz daha farklı görünüyor. Lösizm olarak bilinen özel bir durumla doğan bu aslanların kürkleri diğer aslanlara göre daha açık renkte olur. Hatta bu aslanların yavruları tamamen beyaz renkte doğar.
Burunlarında ve ayak tabanlarında az da olsa koyu renk bulunur ve mavi gözleri vardır. Yaşlandıkça beyaz renkli kürtleri koyu krem rengine dönüşür. Çayırlar ve savanlar gibi yarı kurak alanlarda yaşamayı tercih ederler. Ayrıca Afrika antilopu, bizon, impala, ceylan ve zebra gibi büyük hayvanları avladıkları bilinmektedir. Dişileri 180 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Erkekleri ise biraz daha büyük olup yaklaşık 250 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Buna ek olarak boyları 90 ila 120 santim arasındadır. 3-4 yaşlarında olgunluk yaşına ulaşan Transvaal aslanları vahşi doğada yaklaşık 10 yıl yaşarlar. Etiyopya aslanı. 2016 yılında Etiyopya'daki bir milli parkta soyu tükenmiş olduğuna inanılan bir aslan türü yeniden keşfedildi. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden yaban hayatı koruma uzmanları, Sudan yakınlarındaki Etiyopya, Alataş Milli Parkı'nda yaşayan aslanlar hakkında bilgi topladı. Gece karanlığında fotoğraf çekebilmek için bir dizi kamera yerleştirdiler. Böylelikle nadir bulunan Orta Afrika türlerinden biri olan Etiyopya aslanının fotoğraflarını çekmeyi başardılar. Geçen yüzyılın başlarında bu aslanların nüfusu Afrika'da yaklaşık 400 bini görse de şimdi bu sayı 20 bine düştü. Bu gerçekten çok büyük bir miktar. Bu ulusal parkta yaşayan aslanların sayısı ise 100 ila 200 arasında. Bazıları bu denli azalmalarının temel sebebinin avlanma olduğunu söylese de Vahşi Yaşam Programı yöneticisi Mark Jones, yaşam alanlarının tahribatı ve yetersiz avın aslanlar için daha büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Utah Üniversitesi'nden bir kuş bilimci 2017'de Bale Dağı Milli Parkı'na gittiğinde iklim değişikliğinin kuşlar üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemeyi amaçlıyordu. Ancak rastgele çıktığı bir gece yürüyüşünde bir siyah yeleli Etiyopya aslanı ile karşılaştı. Ardından bu nadir hayvanın görüntülerini kayıt altına aldı. Addis Ababa aslanı. Uzun, koyu renkli yeleleri ve küçük boyutlarıyla bu aslanlar diğerlerine göre daha ilginç görünürler. Tüm aslan türlerinin bir şekilde ilişkili olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak araştırmacılar son zamanlarda Etiyopya'daki Addis Ababa aslanının aslında diğer aslan popülasyonlarından genetik olarak farklı olduğunu keşfettiler. Addis Ababa hayvanat bahçesinde esir tutulan 15 aslanı inceleyen ekip onların farklı DNA'lara sahip olduğunu keşfetti. Hayvanat bahçesindeki erkek aslanların karakteristik bir yeleğe sahip oldukları keşfetti. Bu onları diğer tüm aslan popülasyonlarından genetik olarak farklı kılmaktadır. Bu bulgu araştırmacıları nadir bulunan türleri korumak adına daha sıkı tedbirler alma konusunda teşvik etti. Bu yüzden kafeste üreme programı kurarak aslanların gittikçe azaldığı Etiyopya'da bu eşsiz alt türü yok olmaktan koruyacaklarına inanıyorlar. Başlangıçta Etiyopya'nın eski imparatoruna ait bu aslanlar Etiyopya'daki yok olmuş aslan türleriyle bir bağlantı olmaya devam ediyor. Bazıları bu aslanları inceleyerek vahşi türlerle bağlantı kurabileceğini umuyor. Bazıları ise sadece koruma amaçlı tutulmaları gerektiğini düşünüyor. Beyaz aslan. Mart 2018'de Güney Afrika'daki bir av rezervinde vahşi yaşam rehberleri hiç beklenmedikleri bir şeye rastladı. Bu bir beyaz aslan yavrusuydu. Lyle Makeup adlı bir rehber, Timbavati Nehri yakınında uyuyan bir erkek aslanı izlerken yakındaki bir çalılıktan bir yavrunun sesinin geldiğini duydu. Daha yakından bakmak için eğildiğinde yavrusunu emziren aslanı gördü. Beyaz aslan yavruları gerçekten çok nadir bulunur. Çünkü sadece her iki bebeğinde melanin üreten gende çekinik bir mutasyona sahip olduğunda doğarlar. Bu mutasyon albino olarak kabul edilmez. Onun yerine bu beyaz aslanlar losistik olarak bilinir. Çünkü vücutlarının farklı bölgelerinde bazı pigmentler vardır. Görkemli görünümleri Güney Afrika'daki kabileler tarafından kutsal varlıklar olarak saygı duyulmalarını sağlamıştır. Ayrıca Timbavati bölgesinde yaşayanlar beyaz aslanları liderlik ve gurur sembolleri olarak kabul ederler. Burunlarında ve kulaklarının arkasında siyah lekeler bulunur. Genellikle altın veya mavi renkte gözleri olduğu bilinmektedir. Erkeklerin yelelerinde ve kuyruklarının uçlarında beyaz veya sarı renkte tüyler vardır. Ne yazık ki ilginç görünümleri nedeniyle beyaz aslan yavruları diğer yırtıcılar tarafından avlanabilir. Kahverengi kürtleri uzun otlara ve diğer bitki örtüsüne daha kolay uyum sağlamalarını sağlar. Ayrıca geceleri daha fazla avlanırlar ancak açık renk kürtleri onları kamuflaj konusunda dezavantajlı konuma sokar. Ne yazık ki beyaz aslanları yetiştirmek için esaret altına almak en iyi seçenek değildir. İtalya'daki bir hayvanat bahçesinde yetiştirilen 19 beyaz aslan yavrusu üzerinde yapılan bir çalışma, 4'ünün ölü doğduğunu ve 13'ünün bir aydan daha uzun yaşamadığını gösterdi. Yavrulardan sadece biri uzun bir süre yaşadı ama nörolojik bozukluklardan müzdaripti. Neyse ki küçük sürülerle olsa da bu türün bir müddet daha vahşi doğada sonuna kadar dayanacak olmaları gerçekten umut verici.
Kapı Aslanı. İkinci en büyük ve en ağır aslan alt türü olan kapı aslanı 270 kilodan fazla ağırlıkta olurdu ve ortalama bir Afrika aslanından 1,5 kat daha büyüktü. Kılın siyah yelesi ve yüzünün etrafındaki altın saçakları onun en belirgin özelliğiydi. Bu büyük kedinin yaklaşık 3,5 metre uzunluğa kadar büyüdüğü biliniyor. İsmini Güney Afrika'daki Cape Town şehrinden alan kapı aslanları bu bölgedeki geniş ovalarda yaşayan bir alt türdü. Ne yazık ki Hollandalı ve İngiliz yerleşimciler avlanmak için geldiler ve 500 bin yıldır var olan bu türü 1800'ün ortalarında yok ettiler. Yani bu aslanların tükenmesinin asıl sebebi aşırı avlanmalarıdır. Alt türlerin melezlenmeye yakın olması nedeniyle bazı kişiler kapı aslanlarının Transvaal aslanlarının izole olmuş sürüsü olduğuna inanıyor. Ancak 2000'li yılların başında genetik deneyler yaparak soyu tükenmiş türleri yeniden oluşturmak için bir yeniden üreme programı tanıtıldı. Hayvanat bahçesinin müdürü 2010 yılında öldüğünde hayvanat bahçesi kapandı. Bu yüzden kapı aslanını tekrar oluşturma umutlarda suya düştü. Bugün Londra, Paris ve Almanya'daki doğal tarih müzelerinde bu soyu erkenden tükenmiş hayvanların dondurulmuş örnekleri sergileniyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hangi aslan sizin favorinizdi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunun gibi ilginç videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.